Bazıların sıfırlar gerçekten hesapladığı için sıfır, bazıları da orada corner bulamadığı için yapmış. Herhangi, yani şuraya girin, şuraya bakın. Şuradaki işte bu da, tamam mı? Bu da hepsi sıfır gelecek o nokta, şuradaki noktada. İstediği kadar peçi 5'e 5 de yapsan, 10'a 10 de yapsan aynı kalacak. Tamam. Bunu söyleyeyim, tekrar buraya dönelim. İşte bu bizim kullandığımız şeyi, verilen 5'e 5'lik peçin içerisindeki x yönündeki türevler, y yönündeki türevler, x çarpı y, y çarpı x aynısı, corner detection ile aynı. Corner detection ile yaptığımız ne varsa o. Bunu, linear dimensions for corner detection ile aynı. The singular, when determinant ATA is zero, if determinant ATA is zero, one or both eigenvalues are zero, one eigenvalue is zero, no corner, two eigenvalues is zero, no corner. Aperçek problemi bu. Ya iki durumda aperçek problemi var. Aperçek problemini alın. Niye aperçek diyorlar? Peçi yeteri kadar büyük tuttuğunuz zaman aperçek probleminden kurtuluyorsunuz. Değil mi? Yani peçi yeteri kadar, hani aralık problemi değil aperçek problemi. Hani o yuvarlağın içerisinden bakıyorduk. O yuvarlağı yeteri kadar büyüttüğünüz zaman aperçek probleminden kurtuluyorsunuz. Ama o zaman da aynı tüm noktaların V'leri aynı hesabışından yola çıktığı için bu sefer de V'lerin yanlış gelmeye başlıyor. Yani bu aperçek problemi çözmek için tüm resmi alalım, o zaman işi çözmüyor. Bir ayar var bir yerlerde, onu kendinize bulması lazım. Bu da algoritmanın kendisi. Algoritmanın kendisi. Elinde en tane görüntü var. İyi bilir, iyi yene kadar, 100-200 olabilir iyi yani. Tamam mı? En dimensiyonu öneriyor, ondan sonra bir dakika şu enle, şu enle birinden farklı. Tamam, bu küçük en, en tane frame var. En Q'un patch'in size'ı, tipik bir patch çekilmiş iş yaptı. Sonra iki tane smoothing parametresi var. Bir spatial, tamam mı? Spatial yani uzam, Türkçesi uzam bunun. Uzam, bir de zaman. Time. Şu time için Gauss. Olabilirse ver. Bu zaman için Gauss sigması. Bu da special uzam için Gauss sigması. 1.4 piksel diyor. Öbürüne de 1.4 frame demiş. Yaparken sigmayı öyle şekilde seçki demiş. Buna denk gelsin demiş. Tamam. Hem x yönü, hem x'ye yönde yumuşatıyor, smooth ediyor, hem de zaman yönde smooth ediyor. Anladınız değil mi? Zaman yönde smooth yapıyor. 3 boyutlu smooth yapmış oluyor yani. Ondan sonra x'ye yönde Gauss'ın filtre T yönde Gauss'ı filtre yap ve EX, EY ve ED'yi hesapla. Hesapladıktan sonra şu matrisi hesaplayacaksın. Tamam mı? A matrisinden sonra şu matrisimiz var değil mi bizim, hani tüm AX'lerin olduğu, pardon, EX'lerin olduğu, EY'lerin olduğu matrisler, EX'lerin olduğu. Bunları hesapla ve onun lambdalarını hesapla. Eğer lambdaların ikisi birden sıfırdan farklıysa o zaman aperçek problemi yoktur. Oradaki Bx ve y'yi hesaplayabilirsin. Ama bu diferansiyel yöntemli. Çok yoğun bir şekilde, ders bir şekilde her bir piksel için aperçek problemi yoksa her bir piksel için bize optik flow'u verebiliyorduk. İkinci metot da daha önceden tahmin etmiştik. Hatta arkadaşımızın bir tanesi söyledi bize. Feature based teknik. Aynen stereo'da olduğu gibi hatırlıyorsunuz değil mi? Stereo'da bir korespondansı korelasyonla buluyorduk. O çok yoğun verebiliyordu. Bir de feature based vardı. O da işte bu buraya denk geliyor, bu buraya arada veriyordu. Bu da ona benziyor. Feature based tekniklerde
bulabileceği noktalar buluyorsun kornerler mesela bir imajda. Daha sonra aynı korner değil işte nerede. Onu bulman lazım. Yalnız problem birazcık burada şu. Resimler birbirine o kadar çok benziyorlar ki arandaki fark sadece sub piksel. Şurada VX ve VY'nin, VX ve VY'yi buluyoruz ya, 0.1, 1.7 piksel çıkma ihtimali hiç de az değil. Sub piksel çalışıyor bu. Tamam mı? Sub piksel çalışıyor. Burada öyle sub piksel olamayacak. Çünkü piksel şey özellikleri pikselden daha küçük bir hassasiyette bulamayacaksın. Dolayısıyla bir pikselden daha küçük şey bulamıyorsun. Vektör falan bulamıyorsun. Frame'lerin arasındaki uzaklık zaman farkını ona göre ayarlaman gerekiyor feature'ın içinde. Değişik türev alma mekanizmalarına göre mesela şurada değişik türev alma mekanizmalarına göre şunları hesapla diyordu ya adam. Nereye koydum? Bunları hesapla. Yani bazı türev alma mekanizmaları var. 5 tane noktaya birden bakıyor değil mi? Hatırlıyorsunuz nümerik analiz dersinde. Zaman içerisinde 5 tane noktaya birden bakıyor. 5 tane komşuya birden bakıyor. İstediğiniz kadar komşuyu devreye sokarak türev alabilirsiniz. Dolayısıyla sadece 2 frame kullanmak zorunda değilsiniz. Bir noktanın optik olanı hesaplamak için istediğiniz kadar frame'i devreye alabilirsiniz. Feature-based metodu geçiyorum. Adamın bir tanesi demiş ki, ya demiş bu hani patch, patch'e eşlik bir tane patch. Değil mi? Ne yapıyorduk? Diyorduk ki içerisinde 25 tane eleman var. Her birinin V'sine ben böyle demiş ki her birinin V'si aynı olsun ama diyor ki adam ya diyor şu merkez için hesaplayacağız biz bunu. Merkez için hesaplayacağız. Öyleyse merkez pikselin yaptığı hataya en çok devreye koyalım. Ondan en fazla etkilenelim. Şunlar da bizi etkilesin ama bunlardan çok fazla etkilenmeyelim diyor. Öyleyse demiş ağırlık koyalım bu işe. Ağırlık. Ne demek ağırlık? Şunun ağırlığı en fazla olsun, bunların ağırlığı en az olsun. Ağırlıklı bir tane şey yapacak. Ne diyeyim? Ağırlıklı bir tane optik flow vektörü bulmaya çalışacak. Onun için hemen şunu yapmış. Şu bizim en baştan beri yaptığımız AB eşittir B. Tamam, burada en kare tane satır, iki tane kolon vardı. En kare tane satır, bir tane kolon var burada, tamam mı? Bunlar var. Bunu diyor W ile çarpalım diyor. W ne? W'da diagonal matrismiş. Ne demek diagonal matris? Bir diagonal matris with weight. Her birine birer tane şey verecek. Ağırlık verecek. Öyle bir tane matris ki de anladınız değil mi? Bir diagonal bir matris. Diagonalında weight'ler var. En ortadakine en fazla weight veriyorsun, en üsttekine en az weight veriyorsun. Ve önünde çarpıyorsun. Niye böyle? Yani weight'le çarpmanın ne manası var? Hani bunlar her birinin buranın karşıya hiç çıkması lazım. Ne demiştik hatırlıyorsanız hani. Şurası gradient i, t, değil mi? Bunun t'yi yanlış yaptık. Gradient i, t, v, eksi E, T'ydi. Böyle çıkması lazımdı. Hatta bunu bu tarafa, şu tarafa geçirdiğiniz zaman E'yi karşı tarafın sıfır çıkması lazımdı. Ben epsilon koymuştum. Eğer burada bir hata yapıyorsa epsilonun büyümesi lazım. Bu esasında W'lar epsilonla çarpılan rakamlar. W ne kadar büyükse o epsilon o kadar büyük olur. Dolayısıyla matrisimi bu hale getirdim. Ağırlıklı hale getirdim. E gerisi aynı. Bir de daha önce ne yapmıştım? A, T ile A'yı çarpmıştım. Bu sefer ne yapıyor? İşte AT çarpı W çarpı WA. Bu esasında W'nun da transpozunu alıyor burada ama bu diagonal olduğu için transpozu kendisiyle aynı. Yani şunun transpozusunu alırsanız ne olur? Söyleyeyim ben. AT böyle olur değil mi? Böyle olur ama diagonal olduğu için W onun transpozu da kendisiyle aynı. O yüzden buraya yazmış. Yazsaydı aynı soru. Karşı tarafa da çarpacak ve bir daha aynı şekilde devam edersem V'yi bu şekilde ekliyorsunuz. Bir tane ağırlık matrisi çarpıyorsunuz. Bunun daha iyi sonuç verdiği, tamam mı? Merkezdeki piksele daha fazla ağırlık verdiği, diğer piksellere daha az ağırlık verdiği ve kaçırıp gömülerinden kaçırdığı bir şekilde görmüş deneylerle bunu bulmuşlar. Sorusu olan var mı şu an arkadaşlar? Yoklamayı verdim. Yoklamayı unutmayalım ama ben bunun içine yapıyorum. Tamam.
Açama bridge. Açama bridge. Bir şu en sona bir tane yansın. Tamam. Bu da bizim optik flow differential teknikle ilgili bir tane geliştirme var. Bunun hakkında konuştuk. Şimdi biraz daha geri dönüp, elimizde eğer optik flow vektörü varsa sahnenin hareketi, sahne ile kamera arasındaki hareket ve sahne ile kamera arasındaki hareket. Kaç slide'ım var benim gitmeye yani? Şuraya yazıyor değil mi? Şöyle yapınca. Gidişir mi? Neyse yok anlatayım, bu güzel ya. Sahne ile kamera arasındaki hareketi bulmamız lazım. Aradaki TX, TY, TZ vektörleri vardı ya. Bir o, bir de omega x, omega y, omega z'yi bulmamız lazım. Bir de noktanın derinliğini z'sini bulmamız lazım. Eğer elimizdeki kamera kalibre ise ona bakacağız. Şöyle düşünelim. Hani dersin başında söylemiştim ya, şu omegalarla t'lerle konuşurken. Sahnede iki tane noktam var. P ve P üssü. P ve P üssü noktası var. Bu her iki noktanın da görüntüleri aynı noktaya düşmüş olsun görüntü düzeyinde. Bir yere de çizdim mi ben onu acaba? Çizmemişim. Ama gözümde canlandırabilirse de gözümde canlandırmak diye de ben onu çizeyim, bir şey yok ya. İmiş plane'imiz tek boyutlu bir görüntü. Bu P, P şey bar. Bu da P. Şurası da küçük P ve küçük P üssü P bar noktaları. Aynı yere düşüyor bunu. Gözünüzde bunun 3 boyutlusunu canlandırın. O zaman X, Y, Z olacak. Bu X, Y, Z. Bu X, Y, Z. Bunlar da buraya düşmüşler. Bunların ayrı ayrı VX, VY'lerini yazarsam ben şuradaki şu küçük P'lerin VX, VY'lerini her birinin gördüğünüz gibi translational ve rotational komponenti var. Tamam mı? VX'inde, VY'inde, V bar X'inde, V bar Y'inde translational ve rotational komponentleri var. Yalnız şimdi bunların translational ve rotational komponentlere baktığınız zaman bunların rotational komponentleri birbirleriyle aynı. Niye? Bunların rotational komponentleri birbirleriyle aynı. Translational değil ama yani şununla, şu kırmızıyla şu mavinin tıpatıp birbirine aynısı olması lazım. Bu maviyle de şu kırmızı birbirine aynısı. Bununla bu birbirine aynısı. Neden? Peki onun aynısını burada niye söylemiyorum? Translational component için. Çünkü cismin birbiriyle rotasyon orantısı da ama translation orantısı. Ne demiştik? Formülümüzü çıkarmıştık. Demiştik ki gerçek dünyadaki bir P noktasının, tamam mı? Gerçek dünyadaki bir P noktasının görüntü üzerindeki rotational hızıyla o P noktasının derinliğinin alakası yok demiştik. Önemli olan görüntünün üzerinde nereye düştüğü demiştik. Bu doğru söylüyor esasında. Şunu da öyle diyemeyeceğim ama. Adamın derinliğinin P barla, P şapkayla P'nin derinliği birbirinden farklı olduğu için, tamam mı? Onların translational komponentleri birbirinden farklı olacak. Yani şununla şu birbirinden farklı ama rotational komponentleri birbirleriyle aynı. İşte gördüğünüz gibi rotational komponentleri şeyleri bu. Formülleri bu şekilde. Vx işte şey Vx omega ve Vx bar omega koyduğum zaman karşıma bunlar çıkıyor. Bunlar da neye bağlı? Ha, X'e Y'ye bağlı işte bunlar. X'e Y'ye bağlı ama burada derinlik yok. X'e Y'de görüntü üzerindeki X'e. Görüntünün nerede olduklarına bağlı. Gerçek dünyadaki X'e'lerine değil, görüntünün üzerindeki X'e Y'lerine bağlı. Ve işlerinde bunu gördüğünüz gibi Z yok. Adam şunu yapmaya çalışacak. Tamam mı? Bu iki noktanın optik flow vektörlerini, şu Vx ve Y'leri birbirinden çıkarırsam ne olur? Translational komponentler birbirlerini yer bitirir. Değil mi? Translational komponentler yer bitirir birbirlerine. Artı geriye ne kalır? Geriye kalan da sadece translational komponentlerinin. Ben de önce translational komponentler. Yanlış söyledim. Rotational komponentler birbirlerine yürütecek birbirleriyle aynı olduğu için. Tamam mı?
rotational komponentlerine birbirine yüklenecek. Transitional komponentlerinin farkını almış olacağım. Eğer ikisinin birbirinden farkını alırsam. İyi de birisi P noktası, birisi P üstü noktası. Üst üste duruyor bunlar. Nasıl ben birbirinden farkını alabilirim ki? Nasıl yapabilirsin bunu? Yani ben burada P bar'ı göremiyorum ki. P'yi görüyorum sadece değil mi? P bar'ı görüntüsü gelmez bana. Şöyle yapıyorlar, tahminde biriniz var mı? Komşularının farklarını alıyor. Yani şurada bir nokta varsa, tamam mı şu nokta, hemen üst tarafta şu bir noktaysa, hemen üstünde şu nokta ikisinin farkını alıyor, tamam mı? Bunlar sanki üst üste oturmuş noktalarmış gibi düşünüyor. İki tane noktanın farkını aldığı zaman optik bloğun farklarını, diyor ki bunların rotational komponentleri yok oldu, sadece elinde translational komponentlerin farkı var. Başka da bir şey yok. Tamam. Şimdi birazdan onun hakkında konuşacağız. Adam bunu söylemişti. Delta Vx sadece bunu verdi bana. Delta Vy bu da sadece bunu verdi. Şey komponentleri birbirlerini götürdü. Rotational komponentleri birbirini götürdü. Geriye de bakalım bunlar kalmış. Birazcık bakalım mı bunlara? Ne diyor? Tz'lerin Tx'leri hakkında konuşuyor. Z'lerinin farkı hakkında konuşuyor. Z'lerinin farkları hakkında konuşuyor. Adam diyor ki bakın şöyle bir şey yaparsak diyor güzel olur diyor. Gördünüz mü? Bunu buna bölelim. Delta Vx, Vy'ye delta Vx'e bölersek karşıma böyle bir şey çıkar. Yx, y 0, x, x, x 0. X ile y noktanın bulunduğu x, y noktası. X 0, y 0'da daha önceden vardı ya. Point of expansion. O. Point of expansion nereden geliyordu? İşin içerisinde sadece translation olduğu zaman ki noktaların optik flow vektörlerinin gitmeye çalıştığı yerler falan. Onu söylemeye çalışıyorum. Şunun içerisinde, tamam mı? Bunların içerisinde kesinlikle rotational bir tane hız yok. Hepsi translational hız. Şu da önemli. Kitapta bir tane yer var. O Drupal kitabından aldım buraya koydum. Ne diyor? Hence for all possible rotational motions, her türlü rotational motion için şu vektör, tamam mı? Delta Vx, olsa delta Vy, point integration of P0. Ne yaparsan yap, bunların hepsi P0 yani point of contraction expansion yönüne doğru hareket edecekler diyor. Şurada bir tane güzel bir resim var esasında. Şu resim güzel. Kırmızı noktalarla sarı noktalar birbirinden farklılar. Kırmızı noktalarla, şu kırmızı noktayla bakın, şu kırmızı vektörle sarı vektör farklı. İki noktanın vektörü ama onlar birbirine tesadüfen aynı görüntü üzerine düşmüşler. Tamam mı? Birisi birisinden daha ileride yani. Bu da yine aynı şekilde. Bu da yine aynı şekilde. Eğer ben bu iki vektörün farkını alırsam elime şu geçecek. Bu vektörün farkı elime bunu geçiriyor. Bu vektörün farkı da elime bunu geçiriyor. İşte bu vektörlerin hepsini alıp şuradan bu vektörü koyduğunuz zaman hepsinin kesişeceği yer işte burası. Kesişeceği yer aynısı. Burası x0, y0 noktası. Hani vardı ya daha önceden işin içerisinde rotation olmasaydı, sadece translation olsaydı bu vektörler giderler bir yerde kesişirler diyordu. Yine aynı yere geldik. İşin içerisindeki rotation'u kaldırmış olduk burada. Tamam mı? Şunun içerisinde sadece şu vektörün içerisinde, bu vektörün içerisinde, bu vektörün içerisinde sadece translation var, translation'ın etkisi var. Rotation'ın etkisi hiç yok. Rotation'ın etkisi hiç yok. Bu şöyle bir fikir veriyor bize. Eğer ben, tamam mı? Buna dik bir tane şey koysaydım, vektör koysaydım bu yönde. Bunun içerisinde de sadece rotational component olacaktı. Anladık mı? Şimdi şu bir tane vektör değil mi? Bir tane vektör bu. Bunun iki tane komponenti var. Rotational component var, translational component var. Şunun kesinlikle translational component'a etkilendiğini biliyorum. Ona dikilen dik olan da sadece rotational component'a etkilenmiş olacaktır. Adamın böyle bir tane mantığı var. Komşu pikselleri birbirinden çıkarıyor optik flow vektörlerini. Bu diyor sadece translational vektörden etkilenmiş bir vektör. Buna dik olanlar rotational vektörden etkilenmiş olacak diyor. Onun için hemen şöyle bir şey geliştirmiş. Diyor ki o zaman şuna bakın. O zaman öyle bir vektör yazacağım ki şu vektöre bakın.
E'yi başa koymuş. X'i de ikinci tarafa koymuş şurası. Biraz önce bahsettiğimiz vektöre dik bir vektör bu. Niye? X'i Y'nin yerini değiştirmiş, başına da bir tanesini eksik koymuş. Vektörü ters çevirmiş, X'i Y'nin yerini değiştirmiş. Birbirine dik. Öyleyse diyor işte bu vektör de diyor, bu vektör de diyor içerisinde sadece rotational component'un olabileceği bir vektördür diyor. Ve onu da nasıl yazacağımı ben biliyorum. Nasıl yazacağımı biliyorum. Yapacağım tek şey komşuların vektörlerini birbirinden çıkarıp onların yerlerini ters çevirmek. Onu bunda çarptığım zaman sadece bu gelecek. Yani şöyle bir tane eşitlik var. Her bir nokta için x0 y0'ını rahatlıkla hesaplarım. Şunun üzerindeki x0 y0'ı hesaplamak için bir problem yok. Yapacağım ne? Komşu optik kullanım vektörlerini birbirinden çıkaracağım. Bunların ortak olarak geçtikleri bir yer var. Orayı bulacağım. Bu bana x0 y0'ı verecek. Tamam mı? Onlar verecek. X'ler belli, y'ler belli. Ondan sonra şu VYW onu da bulmak için şunlardan birkaç tane alt alta koyduğum zaman rahat bir şekilde omegaları bulabilirim diyor. TX, TY'ler değil de omegaları bulabilirim diyor. Yalnız bu da şeyini unutmayalım. X0 neydi X0? X0 F çarpı TX bölü ürün yazayım ben de. Burada F çarpı TX bölü TZ ve F TY TZ. Bu X0 Y0 noktası. Formülümüz buydu. X0 Y0'ı bulduğuma göre ben buldum o vektörlerin kesişim yerlerinden. O bunları verecek bana. X0 Y0'ı biliyorsanız TX TY TZ hakkında ne söyleyebilirsiniz? Söyleyeyim. TX, TY, TZ nedir? O noktanın translation hızı gerçek dünyadaki değil mi? Eğer X0, Y0'ı biliyorsam ben F ile çarptığım zaman TX bölü TZ'yi, TY bölü TZ'yi bulabilirim. Peki üçünü birden ayrı ayrı bulabilir miyim? Bulamam herhalde. Yani elimde iki tane eşitlik var, üç tane bilinmeyen var. Bulamayacağım ama neyi bulmuş olacağım? TX, TY, TZ'nin yönünü bulmuş olacağım. Uzunluğunu değil de, ne kadar hızla gittiğini değil de yönünü bulmuş olacağım, tamam mı? Eğer 3 boyutlu bir vektör hakkında 2 tane bilgiye sahipsen onun tüm komponentlerini bulamazsın. Sadece yönü hakkında, açısı hakkında bir bilgi sahibi olmuş olur. Dolayısıyla x0, y0'ı bulmak bana açısı hakkında bir bilgi verdi. Şuradan da omegaları buldum. Buradan da omegaları buldum işte. Şundan birkaç tane yazarak omegaları buldum. Onların hepsini bir araya getirdiğim zaman şeyi de hatırlıyorsunuz en son. Hani vardı ya, bir yerde yazmıştık. Hatta ben bunu birazcık inceleyin demiştim. B ile Z'yi inceleştirmiştim. Sadece işin içerisinde translational component olduğu zaman, rotational component olmadığı zaman nasıl bulursunuz demiştik. İşte burada bundan da yola çıkarak X0'ı, Y0'ı biliyorum, Y'yi biliyorum, bunu biliyorum. TZ'nin yönü hakkında bilgi ettim burada biraz önce. V'yi biliyorum. Bunu nereden biliyorum? Optik kullanım vektörlerinden biliyorum. Artık Z'yi de bulabilirim. Artık Z'yi de buradan bulabilirim. Noktaların peki X'ini, Y'sini nereden bulacağım? X'ini, Y'sini bulmak kolay. Eğer Z serinde varsa kamera kalibrasyon parametreleri de var. O yoldan devam ederek noktanın X'ini, Y'sini, Z'sini bulabilirim. Esasında birazcık tersten başlayarak geleyim şurada. Neyi bulabilirim, neyi bulamam. Bu işlemin sonunda bulabileceğim şey bu. Hani şurası X0'da. Burası Y0'da, tamam mı? Bundan direction of translation'ı buldum. Daha sonra bir sonraki formülden işte V X omega V Y omega bunları buldum. Angular velocity'yi buldum. Ve Z'sini bulduktan sonra da adamın X virgül Y'sini Z'yi de buna ekleyerek buldum. Tamam. Buna motion parallax deniyor. Motion parallax yöntemiyle structure from motion aynı zamanda. Structure from motion. Stereo'da sadece X'i, Z'yi buluyordum. Burada hem kameranın translational component'ın direction'ını hem de rotational component'ı bulduktan sonra sahnedeki her bir noktanın X'i, Z'sini bu şekilde bulabilirim. Yalnız birazcık assumption'lar falan filan var burada. Yani şunun gibi, bunun gibi noktaları bulmak kolay değil. Komşu noktalar derinlikleri birbirinden farklı. D
Derinlik dediğim birbirinden farklı komşu nokta bulmak o kadar kolay değil. Yani genelde komşu noktaların derinlikleri birbiriyle aynı oluyorlar. Optik hava vektörü de birbirine benziyor. Sadece objelerin kenarlarında bulabilirsiniz bunları. Dolayısıyla bu yerlerde çalışmıyor. Sadece objelerin kenarlarında çalışıyor. Bazıları diyor ki objenin kenarındaki derinliği bulduğum zaman zaten objenin hakkında bana bilgi veriyordur. Bazen tabii bu işimize yere bir oradan genelleyebilirsiniz. Motion parlaks yöntemiyle bunun bulunması isterseniz. Şurada güzel şey yapmışlar lan. Özetlemişler, ona bakalım. İki tane stage var. Birinci stage Epipole X0Y0 True Approximate Motion Parallax. X0Y0 bu şekilde bulabilirim. Komşu noktaları al optik flow vektörlerini. Birbirlerinden çıkar. Bu optik flow vektörlerinin birbiriyle çeşitlikleri yerler. Tamam mı? Şu nokta bana X0Y0'ı verecektir. Tamam mı? Buna instantaneous coincidence demiş Poisson'a, da buna instantaneous epipole deniyor. Instantaneous epipole deniyor. Ya da instantaneous point of contraction da deniliyor. Formülümüz işte burada. Bunu bulduktan sonra diyorum ki bu yöndeki tüm vektörlerin hepsi, bu yöndeki vektörler içerisinde kesinlikle bu yöndeki vektörler, çizince göremiyorsunuz. Bu yöndeki vektörler, tamam mı? İçinde kesinlikle rotational component taşımıyor. Öyleyse şuna, ona dik olanlar şurada kesinlikle rotational component taşıyor. Tamam mı? Onunla ilgili bir tane eşitliğimiz vardı. Onlar yazdık. Karşısına ne geleceğini biliyorum. Oradaki omegaların hepsini buldum, ortaya getirdim. Bana rotational hızları verdi. Diğerinde transitional yörü vardı, onu da buldum. Daha sonradan da şuradaki formülle de noktaların z'lerini buldum. And also proportional to the distance from point to the vanishing point is of the translation direction if TZ is greater than 0. Ondan büyükse. Tabi burada eğer hareket image plane'de paralelse birazcık sorusuzda falan problemlerimiz var, ama onda homojen dünya tekniklerini kullanarak belki çözebiliriz. Tüm detayları anlatmadım burada. Yapmaya çalıştığım tek şey şuydu. Hani en başta bir tane çok favori bir durumumuz vardı ya, eğer rotational component varsa biz baya bir şeyler yapabiliriz diye. Bu doğru söylüyor. Rotational component atmanın yolu olur. Komşulardaki vektörleri birbirinden çıkarırsanız diyor, rotational component atar diyor. Sana X0Y0 verecek. Artık ondan sonra sadece translational component var. Ona dik olan component, rotational component diyor. Ondan sonra tekrar dönüp Z'yi kendisi buluyor. Buna motion parallax yöntemiyle, motion parallax yöntemiyle structure from motion deniyor. Motion parallax'ı belki şey çok duymuşsunuzdur. Filmlerde falan söylerler. Kameranın hani insan izlediği, bize istedikleri filmler, şu sahneye yansıtılır ya da bunlar. Hani şey, derinlik hissi verdirmek için kamera şöyle yana doğru oynar. Hani birilerini takip ederken mesela şeyde olur çok. Koşan bir adamın peşinden koşar kameradan. Ya da bir arabayla yandan takip ederler ki sabit bir kameraya baktığı zaman derinlik hissi çok fazla gelmiyor, ama koşan birinin peşinden koştuğunuz zaman adam arka plandan ayrılır. Motion parallax o. Tamam mı? Kameranın hareketi sürekli hareket veriyor ki motion parallax vererek derinliği bize hissettirsin. Bu da öyle yapıyor zaten. Birbirine yakın olan komşuların hareketleri birbirinden farklı oluyor. Tabii kamera hareket ederken kameranın hem rotation hareketi var. Kamera düz gitmiyor. Dönüyor bir yandan. Bir yandan da translation'ı var. O birbirinden çıkardığın zaman o pikselleri, tamam mı? Rotation hareket birbirini götürüyor, gelip translation'a kalıyor. Translation hakkında konuşabiliyorsun. Motion parallax yöntemi de structure from motion. Gelecek ders eğer zamanım olursa, bilmiyorum ne yapacağından çok emin değilim, hakkında bir şeyler var ama structure from motion yapmanın başka yolları da var. Onların üzerinde de konuşabiliriz. Çok daha gelişmiş yöntemler var. Kameranın hem kamera kalibrasyonuna hem de structure from motion'u, burada sadece direction falan filan buldum ben. Direction'dan çok daha iyisini, x'ye, z'sini ve tüm her bir noktanın hareketini bulabilecek yöntemler var. Bayağı CPU'ya yüklenen paralel çalışan yöntemler var. Bundle adjustment falan duymuşsunuzdur. O tür yöntemler var. Zamanı fazla olanları anlatmaya çalışacağım ama anlatamazsam eğer çok daha iyisi yapılabiliyor. Bu anlattığımdan çok daha iyisi yapılıyor. Çok fazla bilgi var çünkü elimde. Motion'da. Epeyce kare var. Kamera hakkında da bir şeyler biliyorsam onların hepsini bir yerde kullanabilirim. Tamam. İsterseniz bir konu daha var. Onun hakkında da konuşalım. Bunu hareketçiler çok kullanırlar. Change detection.
Sahnede ne değişiyor? Ne değişiyor? Simplest detection of motion is image difference. Bir sahnede hareket var mı yok onu anlayacaksınız sadece. Tamam mı? Yaptığınız tek şey bu. Simple detection of motion is image segmentation. Şöyle yapabilirsin diyor adam. Şöyle yapabilirsin diyor. Elinde N tane görüntü var. İ1'den İN'e kadar. Tamam mı? N tane görüntü var. Ondan sonra yapacağın tek şey fazla büyütünce böyle oluyor. Tamam. Yapacağın tek şey tamam mı? IK artı 1. resimdeki IJ noktasından tamam mı? IK artı 1. resimdeki IK noktasını çıkarmak. Bunları çıkar birbirinden diyor. Çıkardığın zaman eğer elindeki sonuç belli bir threshold'dan daha büyükse noktada değişim var demektir. Tamam mı? Yani hangi? Sana bir tane görüntü verdi. Şu. Bu T anındaki. Bundan önce gelen ve bundan sonra gelen T artı 1, T eksi 1. Bundan önce gelen ve bundan sonra gelen şeylerin frame'lere de baktın. Aralarında fark var mı? Fark nerede var? Bunu böyle bir şekilde yapabilirsin. Çok iyi çalışan bir algoritma değil tabii ki bu. Ne zaman çalışmaz bu? Hocam ekran üzerinde hareket eden bir adam sağ yönde hareket ettiği zaman aslında background'un da değişim olduğunu söylüyor. Evet yani değişim esasında adamdan mı background'dan mı anlamazsın. Background ne demek bu arada? İşte arkadaki bahçe. Evet, değişmeyen yerler. Değil mi? Sahnede değişmeyen şeyler var. Sahnedeki değişmeyen şeyler değişiyormuş gibi gösteriyor. Sahnedeki değişmeyen şeyler değişiyormuş gibi gösteriyor. Ama fark almak. Esasında bunun yansıtığı türev almak değil mi? Türev alıyor. Türev yeteri kadar büyükse de buna göre değişim vardır. Daha yani background değil arkadaşımız. Background üzerinde çalışan daha güzel yöntemler var. İlk önce sahnenin bir background'ı buluyor. Bir sahnenin değişmeyen kısımlarını nasıl bulursunuz? Elinizde diyelim ki bir tane güvenlik videosu var. Şuraya bir tane kamera koysam, tamam mı? Ve bu sınıfın bana boş halini üret. Boş olsaydı nasıl görünürdüm diye bir soru sorsam kameraya. Bir günlük video var elinde. Nasıl yaparsın? Söyle. Ya ben okudum. O yüzden biraz kaçamak cevap buldum. Söyle. Bütün sahnelerdeki... Okumuş adam mı? Mean'i, ortalama değerlerini bulduğu zaman bir anda şeyi verebiliyormuş. Eğer elindeki bu odanın eğer elindeki 8 saatlik tüm şeyleri varsa piksel değerleri, bu 8 saatlik piksel değerlerin ortalamasını alırsam ne olur? Tabii ki ortalaması aşağı yukarı boş yerine gelmesi lazım, boş sınıfa gelmesi lazım değil mi? Yalnız hafiften hata yapacaktır o. Niye hata yapacaktır? Ortalamanın içerisinde şeyler var çünkü. İnsanlar hareket edenler falan diyor. Dolayısıyla ortalamadan daha güzel bir yöntem var, o nedir? En çok geçen değeri almak. En çok geçen değer, yani modunu almak ya da medyanını almak. Değil mi? Yani bir pikselin gün boyunca aldığı değerler içerisindeki tüm değerleri medyanını almak. Eğer medyanını alırsanız o zaman arka plana denk gelen pikseli bulmuş olursunuz. Yalnız medyanın da bir problemi var. Genelde burası böyle sabit kalmıyor. Bazen şunları açıyoruz, lambaları. Dışarıdan ışık vuruyor. Değil mi? Yani o zaman nasıl yapacağız? Optik flow'un sıfır olduğu yerlere bakalım. Optik flow'un sıfır olduğu yeri alman tüm yani saat tüm hepsi değişiyor. Ben şunu lambaları kapatsam kapkaranlık olacak. Hiçbir yeri katmayacaksın o zaman. Hocam birden fazla bekran kullanmak daha mantıklı mı? Birden kaç tane kullanırsın mesela? Yani bilmiyorum işte sisteme bağlı olarak değişiyor da. Birden fazla ama kaç tane işte? 3 tane değil ben sana cevabı söyleyeyim. 7 tane de değil. Yani sistemin hareketi... Frame sayısı kadar. Olur mu? Frame sayısı kadar. Evet. Diyelim ki 11 tane frame'in var, tamam mı? 11 tane frame'in var, 8800 tane background kullanabilirsin. Nasıl yaparsın bunu? Şöyle yaparsın, ilk 500'ünün medyanını alırsın. Sonra birinciyle 501'inin medyanını alırsın. İkinciyle 502'nin medyanını alırsın. Ne oluyor? Background'ı sürekli olarak değiştiriyorsun. Ne yapıyor? Yani çok geniş bir alana bakıyorsun. 500 frame'lik bir alana bakıyorsun ama o 500 frame'in tam ortasında olduğunu düşünüyorsun kendin. Sürekli olarak kendi etrafı